Çalışırken devamlı ıslık çalır böyle. Tahsin ağa. Çalışırken devamlı ıslık çalır diyelim gezdiği yerde. Tahsin Tokgül, 1942 doğumlu, 78 yaşındayım. 9 tane çocuğum var, 18 tane torunum var. Onda da ıslık... 7 çocuğum var. Da. Islık ne zamandır çalıyorsun? Islık kalktım, en aşağı yani 50 sene olur çalıyordum. 50-60 sene olur ki bu ıslığı çalıyorum. Çalmadım ben seni, canım sıkılır. Çaldım mı rahat ederim. Stresini ıslıkla mı atıyorsun? Stresini ıslıkla mı atıyorsun? Anlamadım. Diğer sıkıntıyı ıslıkla atıyorsun. Ya sıkıntı geçer işte, onu çaldım mı sıkıntım geçer. Benim adım Gülzade Tokgüz. 36-37 senedir gelmişim bu herifin yanına. Gelmişim geleli bu ıslığı çalıyor. Ben de önce de çalıyormuş. Devamlı diğer küçükken nasıl yani kendine bir şeyler etti de onu da o yani çalıyor. Çalmadığı günü bilsek ki hasta. Çalmadığı zaman hasta mı olur? Hastadır. Hasta olduğu için çalamıyor. Çalamıyor. Ahri getirmiyor da. Getirmiyor ki ben ne edeceğimi bilmiyor ki. Şekeri var, kolesterolü var, tansiyon evde var. Evde de sırık çalıyorum. Kızım. Diğer evde de sırık çalıyorum kızım. Neydi? Bazı diğer muğursuz getirir. Tansiyonu diğer o batı şeyleridir. Öyle bir şey yok diye çalıyor. Onun öyle huyu var. Çoluk çocuklar hep gitti. Allah işlerini rast etsin.
Çocukların yanına gidince orada çalabiliyor mu apartmanlarda? Apartmanda çalamıyor, canı sıkılıyor bu sıran. Komşumuz sürekli ıslık çalır. Çalmadığı zaman da hasta olduğunu biliyorum. Adım Şemalt'ta okuyoruz. Tahsin amca sürekli ıslık çalıp gezer mi köyde? Yani onu çaldığı zaman, gezdiği zaman rahat ediyor adam. Vatandaş yani onu çalmasa rahat edemez. Yani adam gezip oturuyor, çalıyor. Ne bileyim yani. Onu çaldığı zaman rahat ediyor. Yani başka bir şey yok. Merhaba, ben uzman klinik psikolog Hülya Öztürk. Sizinle Erzurum Olti ilçesinden kliniğimden konuşuyorum. Amcamızın ıslık çalma davranışıyla ilgili, bu davranış zaman zaman dürtüsel olabildiği gibi zaman zaman tik kaynaklı ya da obsesif OKB dediğimiz bir durumdan kaynaklı tiklerden, dürtüsellikten ya da kişinin rahatlama amacıyla kafada gelen düşünceleri kontrol etmek için ıslığı kullandığını söyleyebiliriz. Çoğu araştırma ıslığın rahatlatıcı özelliğinden bahseder. Ha, bazen tik olarak kullanıyoruz, durduramıyoruz. Dürtüsel olarak otobüste, toplu taşımalarda, çalmamamız gereken yerlerde bile çalıyoruz. Ama zaman zaman da bizi rahatlatıcı şekilde çalıyoruz. Amcamız büyük ihtimalle birazcık da dürtüsel olarak kullanıyor ıslığı. Teşekkür ederim.